Mars. İsmini Roma mitolojisinden alan Mars gezegeni, Güneş sistemindeki Güneş'e en yakın dördüncü gezegen ve Güneş sistemindeki en küçük ikinci gezegendir. Yüzeyindeki demir oksit yoğunluğundan dolayı kızılımsı bir şekilde görünür ve bundan dolayı kızıl gezegen olarak da adlandırılır. İki adet uydusu bulunan Mars gezegeni, Güneş sistemindeki en yüksek dağ olan Olimpos Dağı'na sahiptir. Bu dağ 21 kilometre yüksekliğe ve 600 kilometrelik bir çapa sahiptir. Çok ince bir atmosfere sahip olan Mars gezegeni, Dünya'nın yarı çapının yarısına sahiptir. Güneş, Mars'ta Dünya'mızdan görülen büyüklüğünün yarısı olarak görülür. Şimdi ise Güneş'e en yakın 5. gezegen olan Jüpiter gezegenini inceleyelim. Jüpiter gerek çap, gerekse kütle ve hacim açısından Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. İsmini Roma mitolojisinden alan bu gezegen, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluştuğu için gaz devleri sınıfına girmektedir. Güneş sistemindeki diğer tüm gezegenlerin toplam kütlesinin 2,5 katı kadar kütleye sahip olan bu devasa gezegen, 79 adet uyduya sahiptir. Jüpiter, kendi etrafındaki dönüşünü 9 saat 55 dakikada tamamlar ve bu özellik onu Güneş sistemindeki en kısa gün uzunluğuna sahip gezegen yapar. Yaklaşık 350 yıldır bu gezegen üzerinde bulunan büyük kırmızı leke o kadar büyüktür ki içerisinde 3 tane dünya sığabilir. Ayrıca Jüpiter'in 79 uydusundan biri olan Ganymede Güneş sistemindeki en büyük uydudur. Hatta bu uydu Merkür gezegeninden bile daha büyüktür. Şimdi ise Güneş sistemindeki 6. gezegen olan Satürn gezegenini inceleyelim. Satürn. Eski adı ile Zuhal olarak anılan Satürn gezegeni, Jüpiter'den sonra Güneş sistemindeki en büyük ikinci gezegendi. Jüpiter gibi Satürn de bir gaz devidir ve hidrojen, helyum ve metan gazları atmosferinde çoğunluktadır. Satürn'den bahsederken onun devasa ve güzel halkalarından bahsetmemek olmaz. Satürn'ün sahip olduğu bu halkalar Güneş sistemindeki en kapsamlı halkalardır. Gezegenin etrafında 120 bin kilometre genişleyen bu halka çok ilginçtir ki sadece 20 metre kalınlığındadır. Satürn 150 tane uyduya sahiptir ve bu uyduların hepsi donmuş dünyaları andırır. Şimdiye kadar 4 uzay aracı Satürn'ü ziyaret etmiştir. Bunlar Pioneer 11, Voyager 1 ve 2 görevleri ve son olarak Cassini-Huygens görevleri için gönderilen uzay araçlarıdır. Cassini-Huygens uzay aracı Temmuz 2004'ten Eylül 2017'ye kadar dünyamıza Satürn, Satürn'ün uyduları ve Satürn'ün halkaları hakkında veri göndermiştir. Satürn hakkında bu kadar bilgi verdikten sonra Uranüs gezegenini inceleyelim. Uranüs. Buz devleri sınıfına giren Uranüs, Güneş sistemindeki Güneş'e uzaklık bakımından 7. gezegendir. Gezegenin fiziksel özelliklerine bakacak olursak Uranüs'ün kütlesi Dünya'nın 14,5 katı, hacmi ise 63 katıdır. Astronomlar tarafından Uranüs'ün çevresinde ince ve koyu renkli 10 halkanın olduğu tespit edilmiştir. Uranüs'ün kutbu Güneş'e bakacak şekilde tekerlek gibi döner. Bu dönüşte etrafındaki halkalar da ona eşlik ederler. Şimdiye kadar 27 uydusu bilinen Uranüs, Jüpiter ve Satürn'den sonra en fazla uydusu olan gezegendir. Uranüs, Güneş etrafındaki dönüşünü 84 dünya yılında tamamlar. Ayrıca -224 santigrat derecelik sıcaklığıyla Güneş sistemindeki en soğuk gezegendir. Neptün. Güneş'e en uzak gezegen olan Neptün, ismini Roma mitolojisinden alır. Kütlesi, Dünya'nın 17 katı olan Neptün, Güneş'ten 30 astronomik birim uzaklıktadır. Bir astronomik birim Güneş'in merkezi ile Dünya'nın merkezi arasındaki uzaklık olduğu düşünülürse 30 astronomik birim gerçekten çok büyük bir mesafedir. Bir Neptün yılı 164,8 Dünya yılına eşittir. Şu ana kadar Voyager 2 uzay aracı dışında Neptün'ü ziyaret eden başka bir uzay aracı yok maalesef. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.